Hoş geldiniz Erdoğanlar. Bir vacip bir tema var da gurur etmek istemeyen Erdoğanlar. Dikkatli, ünüslü, Hudayın sözlerine ünüs verelim. Şehirçilik sapaklarından, sapakları katlaşmalar için her bir sapakı men genişleyin bir vaiz hükmünde yeni bir gezek yığınakta ötmek kararı aldım. Sebep bari bilmedik adamlar daha geniş bir zatları paylaşmak için sapakları yığınaklarda yem geçesler. Ama sapakı katlaşmanızlar yaman şart. Üçüncü sapak ne var arada? Ata Huday var arada. Ata Huday var arada bugün gürün edemiz olanlar. Mepke'de ben Huday'ın mukaddes ruhu sizlerin her birinizin yüreklerinizlere dokunadı. Bilmedik, eşitmedik, öğrenmedik zatlarınızlar sizlerin karşınızlara çıkadı. Üçüncü sapağın başında yadınızlara düşedirem olsa bir ayalın şayetliği bilen başlaydı. Bu ayal kim bu arada? Pakistanlı bir ayal Bilki Şeyh deyip aydıladı. Onun özünün hem kitabı var. Men ata deymeye, ona ata deymeye başardım degen bir kitabı var. Türkmen dilden tercümesi var. Şol ayalın şayetliğinden üçüncü sapak başladı. Men ona ata deymeye başardım. Ona diyen de kim göz önünde tutadı? Hudaya ata deymeye başardım. Nem için yankı ayal özü bilesler. Ön Müslüman ayal, Müslüman maşkaladan gelen, beş vaktine namaz okap yürüyen adam İsa varadaki hoş havarı eşiledi. Ve İsa varadaki hoş havarı eşiden vaktinde İsa Mesih'e olan iman arkalı yaradıcı Hudaya ata deyip yüzlerini boladı deyilip aydılan vaktinde bu ayalı birinci gezek bunu eşiden vaktinde bu öz içinden yaman rahatsız boladı. Kanda gidip Hudaya ata deyip boladı. Bu Hudaya dil yetirmekle gemez mi deyip içinden yaman kıyın yağday bilen karşılaşadı. Son bu hoş havarın nemeliğine düşünen vaktinde İsa Mesih'e iman edenden sonra bu sorak bunu kıynidi. Ama kitabını da kansa okasanızlar kitabının sonunda bu yaradıcı Hudaya ata deymeyi başardım deyip yazadı bu kitabı. Ata deyip hayatında birinci gezek Hudaya ata deyip yüzlenedi. Bir Müslüman ayal Pakistanlı. Şol ayalın şol şayatlığından bu kitap başladı. Nem için gelinler şu ayalın durmuşunu öz durmuşumuz bilen bağlağalı. Bize şuraya da oturanların hemimiz bir vaktlar Müslüman bolan adamlar, doğru mu? İçimizde ha beş vaktinde namaz okamagan bolsanızlar ya camiye hiç kaçan gitmegenen bolsanızlar hemimizler Müslüman yurttan, Müslüman kökenden gelensiler. Kim İsa Mesih'e iman etmeden ozal kimdir birinin Müslümançılıkta Hudaya atam deyip yüzlenenini eşileninizler oldu mu? Yoktu onda bir zat. Hazıram yok onda bir zat. Müslümanlar Hudaya ata deyip yüzlenmediler de onlar. Ata deyip onlar onu tanamadılar. Onlar Allah deyip tanıdılar. Özlerini hem Allah'ın kulu deyip hesapladılar. Ve Allah'ın kulundan başka hiçbir onların statüsü ya durumu ya kimliği bütün hayatta hem özgermedi. Kandı Allah'ın kulu bulduğu olan bolsalar şu anda Allah'ın kulu bulmam ölemiz deyip inanadılar. Ve Allah ata deyip hiç kaçan yüzlenmeklik onların İmanında yem yok. Onda zat onlar için mümkün ememez. Şol Pakistanlı Müslüman ayalının probleması şunda. Kanda gidip yaradıcı Hudaya men ata deyip yüzlenebilemem. Ama İsa Mesih'e olan iman arkalı o ata deyip yüzlenedi. Doğanlar men biraz özümün nemediysem, gözlerimi geçirdim bilirsem, biraz Robin'den kömek aldım bu gürlünlerin içinde. Nem için ata deymeklik neme gerek? Nem için bizler Hudaya ata deyip bilemiz, nem için deyip bilimimiz, nem için dürlü hili dinler, dünyada var olan dinlerin hiçbiri hem Mesihlik teki tek Hudaya ata deyip yüzlenebilmediler. Müslümançılıkta nem için ata deyip yüzlenebilmediler diyen fikir bilen köp oylandım. Gelinler hızlı bilerek de şu arada birazcık genişleyen oylanalı. Ondan sonra Yahudulara geçeriz, Yevreylere. Nem için Yevreyler Hudaya ata deyip yüzlenmelimediler. Nem için İsa'nı Hudaya atam deyse İsa'nı daşlayacak oldular. Seni Hudaya dil yetiresen deyip. Şimdi ayda oturmayın. Diğer başka dinlerde Budizm dedi, Hinduizm dedi. Başka bir topar dinler var dünyada. Bu dinlerin hiçbirinde hem yaradıcı Hudaya ata deyip yüzlenedir anı yok içinde. Ama Mesihlikte bir ayratin bir zat var. Bizler yaradan Hudaya ata deyip yüzlenemiz. Kim bizlere bu hakkı verdi? Nim için bizler yaradan Hudaya ata deyip yüzlenemiz? Ata deyip yüzlenen vakti ne mezatları göz önüne getiremiz? Nehili ata? Bunu genişleyin bugün gepleşemiz, bugünkü gepleşimizde, bugünkü yığınağımızda. Müslümançılık var arada. Nim için Müslümançılıkta Hudaya ata deyip olmadı?
Müslümançılıkta sizin eden olsanızlar, izüçer edenlerinizler var mı Müslüman dinini? Köplerinizler bilesler, Müslümançılığın ne demediğini bilesler. Müslümançılıkta Allah, yaradıcı bir Allah var. O özünü köp açıklamaydı. Onun belli bir veren tavşırıkları var. Şol tavşırıkları yerine getiresen, sen onun kulu, bendesi, kulu, ondan başka statüsün yok. Eğer sen nim içinde kandıydı bir günah etsen ya Allah'ın degenini etmesen, Allah hem işe sana ceza vermeye tayyar, ama Allah'ın sevgi olduğunu, Allah'ın sana şimdi yakınlaşmak isteyenliğini, ya atalık, mehir, rehim, onda bir düşünce umuman İslam dininde yok. Bu zat nereden gelip çıkadı zat bat diyen de, benim fikrimde doğanlar şimdi gelip çıkış kitabında İbrahim Peygamber. İbrahim Peygamber'in neslinden alınan, onun sözlerinden alınan, onun hayatından alan kebir hakikatlar bilen ben sizlere bir zatlar açıklamak istemem. Ne için İslam dininde Müslümanların Huday'ın kulu olmaktan başka büyük statüsü hiç kaçan yokluğunu, ya bolu bilmidir anlığını. Hem bilesler, Evrahim'e bağlanan dünyada büyük dinlerin üçüsü var. Kaysi dinler Evrahim'e bağlanadı, Evrahim Peygamber'e. Birinci uçur, Yahudular, Yevreylerin dini bağlanadı. İkinci uçur, Evrahim'e yine kimler bağlanadı? Hristiyanlar, Mesihler bağlanadı. İkinci, üçüncü, kimler yine özünü bağladı? Müslümanlar hep özünü Evrahim'e nemşir dediler, bağladılar. Evrahim Peygamber'e özünü bağlamak bilen, şunun neslinde, İbrahim'in neslinde bereket var. İbrahim'in neslinde kurtuluş var. İbrahim'in neslinden bütün halklar bereket tapar diyen Huday'ın veren vaadası var. Bu dünyadaki en kette olan üç dinem özünü İbrahim Peygamber'e nemşededi bir şekilde bağladılar. Gelin şunun bağlanışı var da fikir edelim. Ne için bu dünyadaki üç kette din özünü İbrahim'e bir şekilde bağladı? Bunların hemmesi bir şekilde bağlanadı. Bu şekilde ten boyunca İbrahim'e bağlanadı üçüsü yem. Ne için devay deyin? Sebebi bunların hemmesi yem İbrahim'den gelip çıkan halklar. Ama gelip çıkan dayan ten boyunca bağlanışık dayan yine bölünüşük var. Hemmenizler bilesler İbrahim peygamberin neşte oğlu olan? İki oğlu olan. İbrahim Huday İbrahim'e ne dedi? Sana oğul veremem, sana nesil veremem, senin halkını bütün denizin boyundaki çeğeler kimi, asmandaki yıldızlar tek senin neslini nemşe demen dedi, köpel demen dedi. 86 yaşına geldi İbrahim'in hele vaada edilen 10 yaş Sara'sı, kiçkine hatını. 86 yaşında vaktinde Sara'nın kellesine bir ideye geldi. Ey bunca karışmaya gürünleme yok. Bir zat edip İbrahim'den nesil almalı. Şol dövürde şol yerli halkın kültürasında şunu zat vardı. Eğer hatının önergesiz olsa, çağa doğu bilmese, eğer bağırlı semya olsa, şol üydeki hizmetkarlardan bolsayan özüne erinden çağa edinip alabilmek hakkı bar olanlığı için şol hakkı olan adını 86 yaşlı İbrahim'in yanına yaş Hacar degen hizmetkarını ya kulunu, kırnağını girkizedi ve İbrahim Hacar ile yatıp Hacar kırnaktan olan bir oğul doğuradı. 86 yaşında vaktinde. İbrahim'den mi oğul? İbrahim'den. Tolka nikahlı ayalından mı? Yok. Kimden? Kırnağından, hizmetkarından, Hacar'dan olan kim doğuladı dünyada? İsmail doğuladı. İsmail doğuladı. Bütün yüreği bilen İbrahim ona yürek bağlıydı. Oğul boldu İbrahim'in oğlu Hatya. Nikahlı hatından bolmasam, kırnağından bolsam oğul boldu. Ve şundak istedi veli şunun üstü bilen neslinin devam etmeğini. Saraya mı şunu deyip umid edendi. Ama Huday ne dedi İbrahim'a? Yok ben sana kimden oğul bola deyip vaada verdim dedi. Ayalın Sara'dan oğul bola deyip vaada verdim dedi. Abula basanın kıstandılardan önünden Sara işi bitirip kırnaktan kuldan bir oğul edindi. Ona hem İsmail deyip ad koyuldular. Yadınızdan çıkarmanlar İsmail İslam dininde bütün Arapların, bütün Müslümanların şahası şöyirden kaydadılar. İsmail'dan kaydadılar. Onlar İshak'tan kaytmıydı. İsmail yarım kocayının oğlu, yarım neme? Kuldan olan biri. Ama nikahlı hatını Sara oladı. Sara'dan aradan 14 yıl ötenden sonra kim doğuladı? İshak doğuladı. İbrahim 100 yaşına baran vaktinde, Sara 90 yaşına gelen vaktinde Huday dedi, ben sana öz hatınından bereketi, kurtuluşu, hem ehtimi men kim bilen bağlaşaman dedi. Sara'dan bolan senin nikahlı hatınından bolan İshak bilen bağlaşaman dedi. Neticede Hacar bilen
İsmail İbrahim'in öyünden kovulup koverledi. Onlara müsüre giderdiler kaçıp çölün içinden. Ve şeydi İsmail'dan hem giden kette bir millet dörüydü. Ama ruhu bereketler, kurtuluş, miras hem mezat kimde kaladı? İshak'ta ve İshak'ın neslinden gelivem kim çıkadı? İsa çıkadı ve İsa da hem şu verilen vaada yerine getirdi. İsa Mesih arkalı bütün halklar bereket taptılar, kurtuluş taptılar. İsa Mesih arkalı bütün milletlere, bütün halklara Huday'ın perzentleri bulmak hakkı nemş edildi, verildi. İndi gelinler, aylanıp gelsenizler, gelip çıkış kitabının 17. babının 5-22. Ayetlerinde bizler bu aydılı oturan tarihtan bir parçalar göremiz. Şunun için İslam dinindeki kaydan şaha, İbrahim'in kırnağından olan oğlu İsmail'dan olan şaha, özünü bizler Huday'ın perzendi, bizler Huday'ın miras düşeri, Huday bizlerin gökteki yaratıcı Huday bizlerin atamız deyip aydı bilmediler. Düşündünüz he? Sebep bunlar olmakır oğul hak. Onlardan hemen yok. Karanlar şunu cevaplar yazılan. Huday İbrahim'a indi ayalının adına Seray deyip tutma. Bundan beylek onun adı Sara olar. Men Sara'nı yalkarın. Ondan sana bir oğul hem bererin. Men Sara'nı yalkarın. Ol en çeme milletlerin enesi olar. Onun neslinden şahlar döner deydi. İbrahim onun önünde yüzün düştü. Sonra oğul gülüp içinden. 100 yaşındaki adamdan hem hey çağa doğular mı? 90 yaşındaki Sara'da bir çağa doğurup biler mi deydi. Sonra İbrahim yine Huday'a İsmail'i miraslarım hükmünde kabul etsedin deydi. Huday ona vaada beri oturan senin Sara'dan senin oğlun buladı. Sara'nı bütün halklara ene edemen, ondan halklar dör edemen, Sara'dan doğulan çağların içinde padişalardır, büyük büyük adamlar yüze çıkadı deyip Huday yine özünün vaadasını yine kaytalap ayda oturan kimden neslin devam edeceğini Sara Huday bile, İbrahim Huday bile nemede oturan bu yerde? Bir pazarlık yapı oturan. Kimin nemenin pazarlığını yapı oturan? Mirasımı kime koyup miras düşer bari de gürlüğünde oturan. İbrahim Sara'nın beçe doğuracağını 90 yaşında. Özünün hem 100 yaşa gelen çağası bolcağına olan imanı yok. İçinde gülkü var İbrahim peygamberin. Oğlucu gözü gören oğlu 14 yaşında şu vakti. İsmail'i göre oturan yani Hacar'dan bulan İsmail'i Huday'a hödürlep nemediydi İbrahim Huday'a. İsmail'i miras darım hükmünde kabul et Huday'ım dedi de. Gözü görüp duran 14 yaşlı oğlunu. Ana bu miraslar bolsun. Senin bana beri oturan hem vaadaların kimin üstünden yerine yetsin deyip yalvar oturan. İsmail'in üstünden yerine yetsin deyip yalvar oturan. Ama Huday buna ne dedi? Yok. Huday yine özünün şu vaadasında duran. Men İsmail'dan bu teze ehde edim ben. İsmail'in üstü bilen menin aydan vaadalarım yerine yetmedi. İshak'ın üstü bilen Sara'dan bulanın üstünden yetedi. Sonuna karanlar. Huday şeyle dedi. Yok. Hud öz ayalın Sara sana bir oğul doğurup verer. Sen onun adına İshak takarsın. Men onun özü ve tutuş nesli bilen evedilik ehd bağlaşarım. Men senin İsmail hakta aydanını da eşittim. Men İsmail'i yalkap, örün edip onu cüda köpelderin. Ondan 12 sanı tire başı dörer. Men İsmail'dan ulu millet dörederim. Ama men öz ehdimi gelecek yılın hud şu pursadında Sara'dan doğulacak İshak bilen bağlaşarım. Huday İbrahim bilen eden gürrümünü tamamlap yukarı götürüldü. Doğanlar şu yerde gördüğünüzler bir adamın iki hatından bulan perzentleri biri hakiki nikahlı hatınından beyleksiyen kırnağından bulan. Ve bu İbrahim diyen peygamber Huday'ın veren vaadasını bağlaşacak teze ehdini bütün miras düşer kim olacağını kurtuluşun kimden geleceğini hak hatınından, nikahlı hatınından olan oğuldan devam edecek Huday. İbrahim olsanın İshak'tan, İsmail'dan bolsun deyip İsmail'i miras düşer edecek. Ama bolmadı. İsmail'in, ya İbrahim'in İsmail diyen oğlu miras düşer bolmadan hak hatınından olan Sara'dan olan İshak'tan devam etti. Şunun için hazırki Müslümanlar İsmail'dan gelenler özlerini İbrahim'e bir şekilde bağlıydılar. Haklıyan bağlasalar, ten boyunca haklı bağlasalar İbrahim'in neslinden gelen İsmail. Ama yankı bereketlerden mahrum kaldılar. Bereketler İshak ulen, İshak'tan hem sonra İsa gelip çıktı, İsa Mesih ulen. Onlar perzent adını aldılar, onlar miras düşer buldular. Bütün bereketler, vaadalar, ehdler onlar bilen bağlaştı. Kurtuluş hem onlardan gelip çıktı danın.
İsmail, Ebrahim'in ten boyunca nesliyen bolsa, kuldan bolanlığı için arkada kaldı. Ve ondan bütün milletler döredi. İslam dininden gelen Araplar ondan gelip çıktı. Muhammed'den şöyden geldi. İslam dini döregen vaktindeyim. Onlar perzent, Huday'ın perzendi, Huday'ın mirası düşer diyen imana sahip değildiler. Beyle vadalara hem sahip değildiler. Hazıram sahibemezler. Şu yerden beri geledi şol bir zat. İslam dininde sen en yakşı musulman olsan hem, sen yine de karşı statüste kalasan, kul statüsünde kalasan. Yaman musulman olsa hem olam kul, yakşı musulman olsan sen hem kul. Toka bir farkın yaman kulu bilen yakşı kul olu bilesen, toka sen hiç kaçanan oğul ya kız ya perzent miras düşer statüsün o dereceye nemşet miydi? Götürülmedi. Şunun için eğer sen Huday'ın perzendi bolu bilmediğin olsan, Huday'ın miras düşeri bolu bilmediğin olsan, onda sen Huday'a atadıp yüzlenmeyem senin hemen bulmedi. Hakkın, hukukun yok. Hani özünüze de onlar işlisler dürlü yerlerde. Hizmat edesiler. Hizmat, hocayın patron var. Patronun miras düşeri, oğlu kızı var. Ve patronun elinde işleyen hizmatkarlar var. Bunların statüsü razı mı? Razı. Hiçbir patronun elinde işleyen en yakşı hizmatkar olsa hem ol, oğul ya kız bolu bile mi? Temboli miras düşer ne mi bolu bilmedi? Bolu bilmedi. Yakşı olsun yaman olsun yine mirası kime kaladı? Oğlu bilen kızına kaladı. Perzentine kaladı. A hizmatkar o statüse eye bolu bilmedi. Şunun için bizler bu yerden gelip çıkan adamlar İslam dininde vaktimizde ben görmedim kimdir biri Huday'a atam deyip yüzenen yerini. Özüme ben Huday'a atam deyip yüzenemeydim. Ama İsa Mesih'e iman edenimden son ben göklerde atamın kimliğini tanıdım. Huday'a karşı dine bir benim yaratıcım ya uzaklarda beni yaratıp taşlayıp giden bir emezdenin beni bütün canı teni yüreği bilen söyledilen gökteki atamlığına şonda göz yetirdim. Ve şonda iman ettim. Bu hakkı Huday'a atam deyip yüzlenmek hakkını bana İsa Mesih arkalı verildi. İsa Mesih arkalı ben Huday'ın perzendi olmak hakkını aldım. Ve şunun için ben ona ata deyip yüzlenemem. Huday'a atam hükmünden tanıyamam. Dine Mesih İsa'da bu hak her bir adama verildi. Yevreyler bu arada gürrünü dedi. Yevreylerde, Yahudulukta Huday'a atam deyip yüzlenmek vardı mı? Vardı doğanlar. Tolga Yevreyler bunu yitirdiler. Bilesler İsa'nı köp gezek taşlap öldürmek istediler. Köp gezek ona karşı çıktılar. Köp gezek onu kovdular, dayatladılar. Köp yerden kaçıp yüredi. Yahya'nın hoş havarı 5. bab 18. ayette karanlar. Şu sebepten Yahuduların baş tutanları önküden de beter gazaplanıp onu öldürmeğin külüne düştüler. Sebebi ol dine sabat gününü bozmak bilen çeklenmen eysem Huday'a atan deyip yüzleneni Huday'a dene yerdi özünü. Huday'a atan deyip yüzlenen için Yevreyler ne mi diye baktılar? Sen İsa'ya, sen özünü Huday'a bilen deneşte otupsan deyip onu taşlayıp öldürmek istediler. Atam deyip yüzlenen için. Kan deyip keresler Yevrey halkına Huday'a atan deyip yüzlenmek bu bir yat bir zattı mı? Onlara bir yat bir zat emezdi. Sebebi köyüne ekta peygamberler yazılarında bizler bir neçe yerde Yevreylerin Huday'a atam diyenliğini göremiz. Karanlar Malakya'nın kitabı 1. bab 6. ayette ey menin adımı kemsi diyen ruhanılar hükmürovan rep size şeyle diyer. Oğul atasını kul hocaynını sığlayar. Eğer men atav olsam hanımana sığla hormatınız. Eğer men hocayın olsam hanı sizin menden korkunuz. Huday sahil halkına şunu da ekleyip yüzledi. Eğer men sizlerin atanızlar olsam kanımana bulan atalık hormatınızlar. Eğer ben sizlerin hocayınızlar olsam, kanım hocayına görkezmeyle korkunuzlar, hormatınızlar nerede deyip Huday aydadı. Nemeken İsrail halkına Huday halkın atası deyip özünü hasaplayken ve İsrail halkına men sizlerin atanızlar deyip yüzlenedi. Onlar için bu yat bir zat emezdi. Ama bunlar bunu yattan çıkardılar. Yine İşaya Peygamber'in kitabı 64. bab 8. ayette şonda da atamız sensin yarep. Biz toyunduruz. Sen küzegerimiz. Senin elinin işidiriz ehlimiz dedi. Sen atamız bizlerin. Ne mi olsa oluyorsun Huday sen bizlerin atamız. Ne için İsrail halkı bu elindeki bu yazgıları bilip duruan İsa'nı Huday'a atam deyip yüzlense onu taşlamak istediler. Bu Yahuduların imanında, talimatında, peygamberler yazgısında bir günahlı bir zat mıdır? Yok. Onlar diğeri atası bilen olan katlaşığı yitirdiler, Yevreyler.
Danın bunlara verilen kanun, Musa'nın kanunlarına göre dinge ünüsleri nemed etti bunların. Kanunun et ve etme degen tavşırıklarına, kanuna özünü bağladılar. Kanundan bunları neticede nemege getirdi. Günahliliğini bunları yüze çıkardılar. Bunlar günahın kulu, avtomatik kulu olup kaldılar. Diri Huday ile atalık katlaşığı olsa ne nemşettiler? Yitirdiler denin. Son İsa gökteki atam deyip Huday'a yüzlense sen Huday'a dil yetir olsan. Özlerini Huday'a atam deyip aitmağa münasip saymadılar. Çünkü günahler ile doludular. Şunun için onlar Huday'a atam diyen düşünceni yitirdiler. Ama İsa onları kaytarıp yine şol ata oğul katlaşığına getirecek oldu Yevreyleri. Ama Yevreyler nemşetmediler. Bize de kanun var. Bize de peygamberler yazgısı var. Bize de Huday ile diri katlaşık gerekemez deyip ayak direp durdular. Hatta İsa onları atasına kaytarıp getirecek, yolu açacak olsa İsa'nın yanında açılıp öldürecek oldular. Doğanlar köplenç hazır göreslere İsa arkalı Huday'a atam deyip yüzlensek bize de bir hile görediler. Bolsa da Müslüman dininin içinde yaşımız, Müslümanlar bile görün eden vaktimiz. Ata diyen vakti ilkinci onların göz önüne neme geledi. Er ayalın katlaşığından bulan oğul atam deysen zaten o senin biyolojik nemen olmalı. Atan olmalı. Huday hiç kaçan doğurmagan doğur mu diyen, Huday'a adam ata deyip yüzeni bol muydu? Huday'a hiçbir fiziki kanta hiç kim bilen edinemez, kanta edip aylı bilesler deyip bir kili gin görediler. Ama Huday'a atan deyip yüzülenmekte doğanlar bize emmemiz imanlılar bilemiz. Tolka bu vaizi eşitecek bir topar yüzlep iman etmedikler ya çala inananlar, bu konularda sonra bağır olan adamlar eşitlediler bunu görediler. Huday'a atan deyip yüzlenen vakti bize fiziki bir zat göz önümüze getirmemiz. Huday'a atam diyen vaktinde bize ruhu manada göz önüne getiremiz. Doğanlar tarihte bir topar misallar var. Kalıversen yaşap yürüyen yurdumuzda var. Pakistan, bilesler Pakistan yurdunda Muhammed Ali Cinna degen bir adam buladı. Teologlardan buladı, Müslüman teologlarının biri. Pakistan'ı esaslandırıcıların biri hasaplanadı. Milletin atası hasaplanadı. Liboy bir Pakistanlı'dan sorasan benim atam şu diye vaydadı. Türkiye'de yaşayanlar bilesler. Atatürk bütün milletin nemesi? Atası, başı. Esaslandırıcısı, Respublikanı döreden. Ama bizlerine yaşlığımızda övünü güldük. Meryem okudu okuyan, ona aydın aydırttılar. Ben Atatürk'ün çocuğuyum de üye gelip aydın koş kaydı veriyordun. Bir gülemiz. Tabii ki okula gitsen bunu öğrenesen. Abi bizler yine Cemil'e yardımımıza düşerdi yaş vaktimiz. Leylin buğamız attı, bize Leylin ata diyettik. Aydın yaşayan yurduna göre atana mütkidi, adam mütkidi, karşı milletin içinde olsan. Var mı içinizlerden, sizler içinizlerden ata diye bir yüzden ettiniz herkim de birini. Sizler Leylin veçileri yok mu burada? Var Leylin veçileri yok mu? Var. Bunlar hemmesi doğanlar, yani adını tutturan adamlarımız öz halkı, öz yurdu için büyük bir işler ettiler. Bunlar eden vaktinde halk için, yurdu için yakışı bir zat ettiler, halkın yurdun yüreğinde bu adamlar. Toka bu demek hiçbirinin hem, hani Gerat'ın oğulları dediler Afganistan'da. Gerat'ın oğlu demek Afganistanlı demek anladı. Ya yani Nil'in oğulları deyip Müsür'de aydadılar. Özbüt'te derya var, şu derya kurusa bütün Müsür hem kuruydu. Şu Nil hemmelere yaşayış veriyor. Nil'in oğulları demek zaten Müsür'le demek anladı. Bu dediği Nil deryası oğul yasa mıydı ya doğanlar? Ha? Toka hemmesi özünü Nil'in oğulları diye aydadı. Ya Musal aydalı fiziçiski yankı personajlar, büyük bir kahramanlar, bir halkın ya milletin yurdun esaslandırıcıları, onlar hemme halkta yaşa, şol yurtta yaşayıp yürüyen adamların biyolojiski atası emez ya. Doğru mu? Ama ruhu manında neme diye aydadılar? Bizim atamız deyip aydamız. Buna hemmelerden düşünerdi ve kabul edemiz. Edemiz. Hiçbirimiz protest edin bize. Şol manada bize ruhu manada Huday'ın beçeler degen vaktinde yani bize hiç fiziki zatı göz önüne getirmemiz. Bize ruhu manada şol diri olan Huday'ın ruhu içimizde yaşayanlığı için bize yaradan Huday'a bize neme deyip aydamız? Atam deyip aydamız. Şol ruh içimizde yaşayanlığı için. Karanlar İsa Huday'a atam deyip yüzlendi ve atam deyip yüzlenen vaktinde şunu ki tek atası bilen özünün arasındaki şundu bir güçlü bağlılığın varlığını ve gökteki atasındaki var olan erk ihtiyarın, gökteki atasındaki var olan vlastın, kudratın, alamat, hem mezadın özündeyen varlığını şu sözler bilen açıkladı bizlere. Gelinler İsa Mesih'in sözlerini Yahya'nın hoş havarı 5. bab 19-27. Ayetlerde bilerek de okalım. İsa onlara şeyle cevap verdi. Hakikattan hem
atasının eden zatlarını görmese oğul öz özünden hiç zat edip bilmez. Atası nem etse oğul da şunu ediyendir. Çünkü ata oğlu söyler, ehli ediyen zatlarını ona görkezer. Hava, ol oğla bundan hem büyük işleri görkezer. Şonda hemmeniz muna hayran kalarsınız. Atanın ölüleri direldişi yalı, oğul da isten adamını direlder. Ata hiç kimin üstünden hüküm çıkarayan değildir. Ol ehli kazılığı oğla tavşırandır. Şeylelikte ata hormat koyanlar oğla da hormat koymalıdırlar. Oğla hormat koymayan adam onu iyi veren ata da hormat koyan değildir. Hakikattan hem menin sözlerimi dinle, meni iyi verene iman eden adam bakı yaşayışa eyeb olyandır. Ol hüküm edilmez. Ol ölümden yaşayışa geçendir. Men size doğrusunu aydıyarım. Hudayın oğlunun sesini ölülerin de eşitecek vakti geler. Bu vakt eyyem geldi. Onun sesini eşidiyenler yaşar. Çünkü atanın yaşayış bir bilişi alı, ol oğla da yaşayış vermek ihtiyarını verdi. Onun insan oğludığı sebeple ona kazılık etmek ihtiyarını da verdi. Yine ata bilen, ata Huday bilen İsa'nın arasındaki katnaşığa karanlar. Atanın elinde bir vermedik bir zadı kaldı mı İsa'ya? Yaşayış vermeyi, ölümem, direlişem, cennetem, ölüleri direltirmeyem, bütün kudrat, bütün ihtiyar, bütün neme bar olsa hem özündeki bar olan zadı demiş etti dedi. Oğla verdi dedi. Ve yaşayış vermek ihtiyarım onda. Eğer İsa kimdir birine bak yaşayış vermek istese onun elinde bak yaşayış vermek. Hani ata bilen oğlun arasındaki bu arası üzülmeyen bir büyük bir katnaşığı göremiz. Şol ehli ihtiyar yerde gökte bana verildi degen İsa bugün doğanlar bugün sen bile benim durmuşumda inanılmaz derecede büyük bir zat etti. Bu zatı hiç kimin edebilmeyecek bir zatını etti. Ne mezat etti İsa bizler için? Eğer İsa yaratıcı Hudaya atam deyip yüzünü bilen olsa onda bugün İsa'nın adına iman edip onu kabul edip onun adına iman edenlere Hudayın perzentleri bulmak hakkını kim verirken? İsa verirken. Bu hakkı, bu hukuku vermeye ihtiyar İsa'da var mı? Var. Bu ihtiyarı ona kim verdi? Ata Huday verdi. Karanlar bu yaman hayran kaldırıcı zat doğanlar. Ne için bu hakkı İsa verebilirdi bizlere? Bu hak bizler münasip mi bu hakkı almaya? Bu hakkı adamzat kaçan yitirdi? Bütün adamzat Adam atabilen Hovene dövründe günah ettiler de Huday'ın şöhratından nemş ettiler. Mahrum oldular. Ve onlar te İsa'nın yere gelen dövrü vaktine kadar gökteki atasının kimliğini tam olarak nemş etmettiler. Bilmettiler. Ve ona de ata deyip yüzlenmegen, hatta Huday bana ata deyip yüzleninler deseyem, daha İsrail halkıyam, ona ata deyip yüzlenmege etmediler. Bu hakkı, bu hukuku günah neticesinde adamzat yitirdi doğanlar. Eğer kimdir birine hoş havar açacak olsanızlar, en büyük bizlerin eyev olan zadımızdan gürrün edinler doğanlar. Bizler artık kulamaz mıyız? Bizler artık giden bir köleyemez. Ya egesiz, atasız da olan, ya nikahsız da olan, hiç kime gerekemez olan bir zat emez bizler. Bizler artık İsa Mesih'te yeri göğü yaradan Hudaya ata deyip yüzlenmek, onun oğlu ve kızı olmak, perzentleri olmak, hakkı İsa Mesih'e olan iman arkalı aldık bizler, iyi bulduk mu? Bu bir en büyük zat, adamzat durmuşunda olan en büyük zat. Ne için doğanlar? Men İsa Mesih'e iman ettim. Eğer yöneke söz bilen ait değilsenizler, men şuna aydayım. Eğer men nehildir bir dine sahip olup, ol din deyem tolka menin statusum kul olacak olsa, ya kuldan hem pes bir derecede olacak olsam, İsa Mesih arkalı bana yaxşı bir derece verilen olsa, bulam söygülü oğul ve söygülü kızım diyen perzentlik dereceden büyük derece yok. Şu derece bana verile duran olsa, onda men İsa Mesih arkalı bu dereceni almak için İsa Mesih'e iman ettim. Men önkü ata babama ait olan dinin içinde yürüyebilirdim. Tolka Huday'ın kulu olup. Kul öyde bakı nemşet miydi? Yaşa mıydı? Kul hocayının gönlünden durmasa kulu nemşet ettiler. Kovadılar oğruna taza bir nem alanlar. Kul hiç kaçanam oğlan bol muydu? Kul hiç kaçan perzenden bol muydu? Temboli hiç kaçanam hocayın kula miras verip gitmedi. Ama oğul bilen kıza nemşet dedi. Yamallık etseyem yakışı göredi. Özünden de oğuldu. Oğlu bilen kızı kanındaka kaharını getirsem yine mirasını yem sonra nemşet edip gidedi.
koyup gidedi. İsa Mesih'te ben bir büyük bir derecenin varlığını gördüm. Men diri Hudayın, yeri göğü yaradan Hudayın oğlu olmak derecesini alıp bileceğime, ebedi yaşayışa ev olacağıma, Hudayın cennetini miras alıp bileceğime men iman ettim. Şunun için men İsa Mesih'e iman ettim. Menin mertebem, menin derecem, menin baham şol kurbanın özünden hemşe edildi, götürüldü. Başka hiç hili adamzadın mertebesi götürülmedi hiçbir imanda, yani hiçbir başka bir yerde. İsa Mesih'te dinesen, ona iman etsen, onu kabul etsen, Hudayın perzentleri olmak hakkı, hukuku alasan da onlar. Bu yaman bir zat. Yani şunun özü hoş var. Kalın her zatı koy bir yana. Adamzat 2-2 dörtlüğünü biledi. Adamzat pul hesaplamağı, peyda zeleli biledi. Yaxşı yamanı öz peydasına bolsa adamızı yaman yaxşı biledi. Doğanlar işle oturan yerinizlerde eğer bir hizmetkar statüsünde işləp yürüpsizler, bakanam pes, hocayınınam oğlu kızıyam yok, bir topara mirası var. Şimdi hoca hizmetkarların içinde birinin adına ötercek kvartirası var, domu var, maşını var. Seni oğul edu alaman dese ve sana bu maddi miraslar hem kaldıraman dese kim atkaz ederek ya? Olam şart dese, başka en atanı, familyanı hemen adını unutasan, yurdunu hem unutasan, olan adınlarım çıkasan, benim adımı ötsen, ana şunca baylık, ana şunca mirazam sana kaldıraman dese. Radno yeni atasını hem küp adamlar hem şey edebilir. Atkaz edip, familyasını hem atkaz edip, pasportunu hem yırtıp atarıp, yankı adamın adına hem şey dedi, ötedi. Ona ötmek bilen onun hizmetkar statüsü nemege öğürledi, oğul kıza ve miras düşere öğürledi. Şunun bəxbidini adamın kəlləsi işləyir. Nəmin üçün əgər bizər maddi tarafın yaxşı yamanını, peydəzələrini şimdi yaxşı bilədirəm olsak, materiyalini zatların, ruhu tarafından adamlar bugün yaradıcı Xudayın oğlu kızı olmaqdan yüz öyrədilər və onun baqı cənnətinə miras düşər olub naslednik boladılar İsa Mesih'e iman arqalı. Bugün bunu adamlar qımmatlı hasab etmədilər. Baxasını bilmədilər nə mənir etdə oturanlıqlarına. Ve kimin oğlu, kimin kızı olup, kimin mirasına eyeb olup bileceğinin bakasını adamzat nemş etmedi, bilmedi. Ha, bilenler hem bugün şöyle oturttular. Bilenler hem bizleri dinlediler köpüsü. Bu bazı bu hakikatları. Birinci Yahya 3-1-2 dekaranlar yine zor zatlar yazılan. Atamız Hudayın bizi ne hili güçlü söyleyendiğini bir görsenizleyin. O bizi öz perzentleri deyip adlandırıyor. Doğrudan da biz onun perzentleridiriz. Dünya Hudayı tanamayan son bizi de tanamayar. Mehribanlarım, biz indi Hudayın perzentleridiriz. Sizin ne hili özgürcettiğiniz en tek belliden, ama Mesih'in gelecek pursadında ona menzecektiğinizi biliyoruz. Sebebi onu bolşu yağlı göreriz. Doğanlar hakikattan hem Hudayı bizlere büyük bir zat verdi. Perzentleri sizler Hudayın deyip yüzlenedi. Yahya. Ve perzentleri bizlerde bir tedir umut var. Bizler hemmemize İsa Mesih gelen vaxtında bugün eli bedenimiz hemmemiz İsa Mesih'e benzeş kamil bir bedene nemşedemiz, öğrülemiz. Gün eli bedenimizleri hem işelik taşlat nemşededi. Giderdiler. Son bizler İsa Mesih'in keşfine, doluluğuna öğrülenenden son bizler güne bilen göreşmemizi bes edemiz. Bizler güne bilen göreşmemiz ondan son. Bizler İsa kibib olamız. Çünkü bizler İsa'nın yüzünü, onun bol işi tek, onun hemşedemiz, göremiz ve o keşfe eyev olamız. Şunun için bizler Hudayın perzentleri, İsa Mesih ile bakı Hudayın padişalığında hüküm sürecek perzentleri bizler bolamız olanlar. Başka hiç kimemez. Bütün dünyanın üstünden hüküm sürecek perzentleri bizler bolamız. Bütün Hudayın var, Hudayda var olan miras bizlerin mirasımız. Perzent olanımız için bizlere kaladıran bir miras. Doğanlar bundan büyük bir derece yok. Köplenç doğanlar bizler şu zatta kıynalanız. Gökteki atam deyip yüzlenen vaxtında bu sapakta hem geçtik, sizler hem geçensizler. Birinci bizlerin göz önümüze yerdeki atamız geledi. Köpleri içinizde de var bilemen, yaş vaxtında atasından cüda düşenlerem var. Ata diyen obruz hiç göz önümüze de yokların vardır. Ama köplerinizde de ata diyen de bir obruz var, o obruzdan yaxşı bir obruz emezlerem var. Ata diyen vaxtında neme göz önüne geledi ise, kaysının göz önüne idealine bir ata geledi. Hiçbir kemsiz ata, kim şimdi ata bilen kettirdi, ya dünyaya indi. Hiçbir kemsiz bir ata göz önünüzlere gelen mi ata diyen vaxt, yerdeki atanızla. Belki bu arada bilinmendi, menem
bir ideal ata göz önüme gelmedi. Emin fikirdim ben, benim beçilerimin hem göz önüne ideal bir ata gelirdir andır deyip de. Ne için? Bizler yerdeki günahkar adamlar hiçbirimiz hem kamil derecede emezmiz. Hava yakşı atalarım var, yaman atalarım var. Ata bolup bilenlerim var, bolup bilmeyenlerim var. Her bir çağa yaradan erkek hele ata emezdi onlar. Atalık diyen zat dine bir biyolojiski dünyaya çağa indirmeklik emez. Ata demeklik bu neme? Yürek bu. Ata demeklik söyü biledirhan, bağışla biledirhan, sahip çıkı biledirhan, her vaktinde eye çıkıp aladaydı biledirhan, vepadarlığı görkezi biledirhan, aladaydı biledirhan bir atalık yüreği ata deyildi. Her bir çağa yaradan adam hele ata nemşet miydi? Bol muydu? Göreslere bir topar çağa yaradıp yürüyem hele ata olmadıklar var. Hatta 9 ayla karnında çağını bakıp dünyayı indirvem, hemme kim ineyem bolup nemşet miydi? Bilmiydi. Eneligem o dünyaya çağa indirmek bilen gelmedi, atalığım çağa yaratmak bilen gelmedi. O yürekten bir doluluktan geledirem bir zat. Ama bizler kıynalamız, köpümüzün ata diyen vaktinde göz önümüze yaman bir zatlar geledi. Yakşı bir zat yok. Ya misal olarak bir zat yok. Öğrenedirem bir zat yok. Çol önümüzdeki, gözümüz önümüzdeki atalık obruz zayalanan bulanlığı için bizlerin gökteki atamızı yem çol açkiden seyredemiz. Ya yanlış ayda tutmam mı? Köplenç bizler şu yerdeki atamızın açkisi bilen demek kime karıyımız? Gökteki atamıza karıyımız. Köplenç atalık aladasını görmedik, atalık sövgüsünü görmedik. Atası bilen kıyın günler yaşayanlar, yerdeki atası bilen kıyın günler yaşayan adamlar, Huday'ı bilen Huday'a yakınlaşmakta köp ecir çekediler, köp kıyınçılıklara sezalar oladılar. Emma doğanlar, şu gün beni istemen Huday'ın mukaddes ruhu, sizlerin her birinizlerden şu yerdeki açkinizleri gözünüzlerden çıkarmağını istemen. Gökteki atanızları, yerdeki atanızları bilen yaşayan tecrübenizin noktayı nazarından emezdanın, onun ruhundan dolup, onun sözlerinden, onun baştakili bir ata buladırandığını, kamil bir atadığını görmeyi başarmanızı istemen ve bunu görmek bilen, özünüzlere, menslere 100% aydemem, öz hayatımdan aydı bilemem, öz perzentlerinizlere olan katlaşığınızlar, sizlerin atanızlara, atanızların sizlere olan katlaşığından has yakşı buladı. Eğer sizler gökteki atanızların kimliğini bilip onu gören bulsanızlar. Hiç çem menzeş bulmadı onlar. Köp etse yakşı oladı. Gökteki atanı tanasan, sen özün atandan yakşı ata bulasan. Gökteki atanı tanasan, sen öz enenden yakşı bir ene bulasan. Sebep sen ütkisen gökteki atanı tanımakta. Sen önkü adam bulmuşsan. Şunun için şuna yukarıdan da olmak deyip aydamız. Gökteki atasını tanımadık adamlar, ene atası kan deyip olan olsa, şol yoldan olaram baradı. İstese istemezse şolaram baradı şol yoldan. Ama gökteki atasını tanıgan adamlar da bir ütkeşiklik emele geledi. Karanlar yerdeki ene ata baradı gürün eden vaktinde, yerdeki ene ataların perzentlerine olan sövgüsünün şertliliği baradı gürün gidedi. Karanlar Zebur'da, Davud Peygamber'in kitabı Mezmur'da, 26-10'da hatta ata enem terk edeyse de Rab men barada alada nemş eder dedi. Eder dedi. Doğanlar aktif bırak birazcık oyanınlar. 5 minuttan bitiremem. Ene bilen atanın öz perzentlerden vazgeçenliğini, ret edenliğini görenleriniz var mı? Var. Nehli sebeplere göre. Bilesler, erbetlik edip, yamallık edip türmeye düşse geçediler. Benim onda oğlum yok diye bağırmağan köp ene atası. Şunu beçede yaman, yakşı terbiyeli olmazı. Şunlu yağdaylarda geçediler. Yine neme sebeplere göre ene atalar öz perzentlerinden geçebilediler. Ha? Aha, dinini ütketse ya... Ha, Türkmençilikte kızlar kaçıp gidip söyenle durmuşa çıksa, ene atasının halamadık bir yerine durmuşa çıkıksa hemşerilik nemşerilikle yaraşmayın geçebilediler. Sonra yine neme sebeplere göre geçebilediler. Doğru, doğru zamiçen yanlar var. Hazır ki dördü erkeklerde ene atanın yakşı görmedik kızına üylensen hem geçediler. Ya meni sayla ya hatınını sayla diye hem koyuyordular köp yerlerde. Ya yerini sayla ya meni sayla. Ha? Hazır uzağa gitme gelmez de ona garip o zaman geçerler seninle. İşin olmasa, pulun olmasa, cemiyette avrayın olmasa hem seninle ansatlık bile nemşe dediler, geçerler. Umum aydan vaktinde doğanlar, ene ataların perzentlerine bulan sövgüsü şertli mi? Şertli. Onların beklentileri var mı? Karaşotra acizaniyaları var. Eğer onların gövünlüğün turmağın yağdaydı, dürlü sebeplere göre ene ataların öz beçelerini terk edebilirler. Dacı 9 aylık karnında götürüp beçelesini doğup göreslere gün. Köçek ezine gidip ya yetimler öyüne bere gidenlerem yaman köp. Eğer dedi ene atam beni terk edip gitseyem dedi Rab beni nemşeder dedi. Benim aladamı eder diye vaydadı Davud öz mezmurunda.
İşaya Peygamber'in kitabında 49:15'te emdiriyen ene balasını unutup biler mi? İn büyük bir zat. Emdiriyen ene öz balasını unutup biler mi? Özünden önen çağa rehim etmez mi? Hatta ene öz balasını unutsa da men seni unutmarım diye vaydadı Huday. Bizler göremiz. İn büyük bir bağlılık emdiriyen ene bilen çağının arasında. Ama şol bağlılığına hazır ki dövürde köp üzüledir anını göremiz. Demek ki hali şart koyun desen, emdir oturan beçeke bir şart hem koyabilmiysen. Onun bir nime şart koyasan. Tolka bu topar beçeleri, hali sütten ayrılmalı beçeleri, enelerin hemşe dediler. Taşlap giderler. Ne mi için taşla giderler? Ya bakı bilinmen deyip taşla giderler. Ya beçenin atası bile uğraşıp ayrılışanlığı için atana gelemez mi? Bana hem gelemez deyip zin giderler. Ya yine nime sebeplere göre, bir topar sebeplere göre perzendini kolay kolay südemdiriyen eneyem demiş edebilirdi. Taşla giderdi. Emma dedi, Huday'ın beçelerine bulan, çağlarına bulan, bizlere bulan katnaşığı şol en büyük güçlü bağlılık deyip hasaplagan yerdeki ene atamızın katnaşığından has büyük bir katnaşığı dedi. Ata yine çağlarını taşla gidebilirdi, geçebilirdi. Südemdiriyen ayal öz çağasından geçebilirdi. Ama gökteki Huday öz perzentlerinden asla vazgeçip demiş etmedi, bilmedi. Büyük bir zat. Doğanlar şu yerde bizler hemmemizden özümüzün kemlemez bir günahkar adamlığımızı gördük. Yiten oğul tumsalından bir parça var şu sapakta. Bu yerde oğul bilen atasının arasındaki katnaşık var da, şert ve şertsiz katnaşık var da gürrün gidedi. Ben kıs kabuğunu sizlere gürrün vereyim. Bir bağırlı adamın iki tane oğlu oladı. Ulu oğlu ve küçük oğlu. Küçük oğlu atası ölmeyince gelenden mirastan payının den yarımını soruydu. Bunun özü bir yaman, bir ağır bir zat. Ölmedik adamdan miras demiş edilmedi, soralmıydı. Eğer ölmedik atandan miras sorarsan sen öl degenini anladadı o. Ölümün dilegenini anladadı. Bu dinlemeden bolsa gelerdanın atasından mirasın den yarımını ber deyip aladı. Atası kette oğlu bilen kaladı. Yani küçük oğul bütün yarım mirası alıp pula örüp uzak bir yola yurda demiş dedi. Gidedi. Uzak yurda gidemem yaşlılığı demi? Yok. Uzak bir yurda gidedi, en atası yok, yanında puldan dolu. Bu bardan, diskotekadan çıkmaydı. Dinle keyfi sapağa, içkiye, tertipsiz ayallara, bütün atasından alan mirasını ulan adlarını kıyıska vaktin içinde bir köpüğem kalmayın, hemmesini günahli höveslerine sovadı. Sonunda özü şundu bir garip dereceye gelip, bir adamın şol şehirde bir adamın kulup olup domuz bakmaya geledi. Donguza verilen iyi mitleri hem icak oladı hem ona şunu hem vermedi yankı kocayın. Donguzlar bile yatıp duradıran yaldaya geledi yankı baylığı alıp kaydan oğul. Ondan sonra şu yerde öz anına geledden atamın uyuna gideyim. Men oğul deyip beni kavul et demeye benim yüzüm yok, men münasip emez. Men atama, beni hizmetkarların bir yerde var. Çünkü atamın hizmetkarlarının yemeğe nanı var. Onların yakışı yatıp duradılar üstü bütün. Men onların hizmetkarı çeyememez böyle. Şunun için atamın yanına gideyim deyip geledi. Karanlar atasının kavul edişine. Yiğit kakasının yanına uğrayar. Oğlu entek uzakta ka, kakası onu görüyer. Ona yüreği ağlayar. Ilgap barıp oğlunun boynundan kucaklap onu okşayar. Oğlu ona... Kaka men gökteki de sana da karşı günah ettim. Men indi senin oğlun değilmeye de münasip değil diyer. Ama kakası hizmetkarlarına buyruk verip desine in saylama donu getirin de ona giydirin. Ellerine yüzük takın, ayaklarına köyüş giydirin. Bağa bakılan göleğini getirip damağını çalın, yiyip şartlanalım. Sebep bu oğlum ölüdü, indi diğer elde. Ol yitip de indi tapıldı diyer. Şeydip onlar toy etmeye başlayarlar. Ana şu hikaye gökteki Huday'ın yerdeki günahkar adamlara, öz perzentlerine, yaradan adamlarına bulan katnaşığı beyan ededi. Ana şunduy Huday'ın yüreği. Bütün mirası alıp gidip sen bana gelemez ata deyip terk eden bizer adamzat. Yaradan Huday'ımızı ret edenler bizer. Ret etsegem, bütün Huday'dan uzak düşsegem, Huday'a düşman olup güneye batsagam, yine öğrülüp kaydı gelsek, şu atanın yüreği tek bir yürek Huday'da bağırlığına aydadı. Bizler eğer söygü şartlı olsa, hiçbir adamzadan Huday'ın perzendi olmaya hiçbir hakkı yok. Adamzanın hakkı ne dediği var dedi kitapta. Hemmeler güneye de Huday'ın şokratından mahrum oldular. Adamzadın hak edilen zadı bakı ölüm. Çünkü güneyenin muzdu ölümdür deyip yazılan. Bizlerin hak eden zadımızı Huday bizlere vere yok.
Bakıda uzak olduğuna taşlamadı danın. Bizlere yine günahkarlara merhamet, soğukat edip cennetteki yaşayışı verdi. Yani bu oğulun yağda yalı. Aslında bu oğul, oğul demeyeyim hakkı yok. Yüzüyem yok. Bu oğul tolka ret edilmeye layık biri. Ama Hudayim ona don giydirdi, ayaklarına köyüş giydirdi. Yine bütün komşuları o bakaranın adamını çağırıp, öküz soyup, benim oğlum ölüdü değil elde, yitipti tapıldı, gelinler şatlanan toy ederdi dedi. Şondu şatlanadı. Bunu gören vaktinde, bu hikayeni gören vakti, adeta adamların köpsünün kakara geledi. Bizler grupada oturupmuz 6-7-8 erkek, öz özümüze sorak verdik. Şondu sorakam var. Eğer benim iki oğlum var, baylığımın yarımını küçükine oğlum elimden alıp gitse danın, yani şu oğlun ediştek güneye soğup, sonundan kul yağdaya gelip, yırtık cülü bilen izine kaydı gelip, ata men hani şunu geldim dese, men ata hükmünde şunu kandı kavul ederdim deyip sorak var. Grupamızda menden başla bir yankıların hiçbiri yem, şu atanın edişi yalı edebilmeceğini açık boynun aldılar. Kucak açık bunda oğlu karşılayabilmeceğimizi hemmemizden boyun aldık. Hani oğlu yoklara bile yok annem şey çağın toka oğulların hem de aynı kokara geldim dedi. Ne şey demem bunu etse oğlum deyip. İkinci bir sorak var. Cevapların biri. Kucak açıp kavul edebilirdin mi? Hemmemiz bir sözüyle yok dedik. Ret edebilirdin mi? Bar git senik de oğlum yok deyip. Vrodi edebilirdik navelini. Eğer tembolü şu ağır günlerde mağla deri bilen işlep toplayan pulunu, üyünü, cayını, maşınını satıp yarımını alıp gidip şunda gedi gelen bolsa o oğlun dat gününe son. Ha? Yesiler atanızlar nemşi derdi. Son üçüncü sorak var. Üçüncü cevabı vardı bunun. Hava kavul edemen. Gel oğlum deyip kavul edemen. Toka ömrü ötenince ceza veremen dediler de ya oğula. Oğlum kan diye ceza. Hak yok sana. Miras yok sana. Oğul emez senin diye. Hani hizmetkarlarla dam karanlısı turasan. Giyice hemme yatanda yatasan. Ömür boyu üyde bulasan. Oğulan bulsan. Hizmetkar tek yaşasan. Senin cezan şu deyip. Benim aittim benim yüreğim şu hazırlıkça şu üçüncüsüne gelip duran. Kucak açı bilmezdim. Retemedi bilmezdim oğlumu. Kavul ederdim lanın bütün ömrünü hemşet ettim ben ona. Miras görkez ettim ben ona bütün ömrünü. Yakşı bir miras görkez ettim. İn yakşı degen adamının yüreğinden söz çıkarttı. Kuvbilim ben kucakla kavulamedi bilme. Toka cezasını kavul edip üyeyem alıp cezasını hemşet edemem. İn yakşı degen yürekten şunu edebilemiz bize. Ne derecede bizlerin perzentlerimize olan söygümüzün şertine karanlar. Ama Huday'ın söygüsünde bir şart yok. Şu porsap yatan üstü bilen geldi yiten oğul. Üstüne don giydirdi. Eline yüzük taktı. Oğlum deyip bağrına basıp kucakladı. Ayaklarına köyüş giydirdi. Ama hem mezadı edenden sonra bağa baklan öküzü soyup hem seyalar hem çağırıp toy tutup benim oğlum ölüttü değil eldi. Benim oğlum yitip tapıldı deyip oynayınır ana yürelim mende hiç olmazdı var. Kahar bilen otursam otursam oynar tek zat yok. Baylın yarımını o tertipsiz ayarlara soğuk geldi. Toka Huday'da bar mındı yürek. Eğer mındı yüreği bar olan gökteki atanın gel oğlum deyip çağır oturan sesini bugün ret etsen onda sana ne makaladı bu dünyada? Kimin yanına varasan? Şimdi bağrına basacak bir ata tapsan bar. Mesih İsa arkalı Huday'ın beçesi olmak şansın var. Bu mümkünçülük başka hiç yerde yok olanlar. Huday'da bar mındı bir yürek. Buna bizler en büyük derece deyip aydığımız olanlara. Galatlar 4. bab 5-7. ayetleri. Bunların bağrı mukaddes kanunun kulu olup yaşayanların azat olmak için. Bizim de oğulluğun ahlak hukuklarını alıp bilmemiz için edildi. Siz oğulluğa kavul edilensiniz, edileniniz için Huday'ı özünü Abba Atam deyip çağırayan oğlunun ruhunu bizim yüreklerimize verdi. Şunlukta siz indi kul değil de Huday'ın oğullarısınız. Oğul bolsanız, bolanınız için Huday sizi özünün miras düşeri ediyendir. Doğanlar, büyük zada, gökteki atanı tanımaklık, dine bir senin bakiyetini çözedilen bir zada, mezhati bu en büyük zada. Gökteki atanı tanımı ebedi yaşam olmadı. Gökteki atanı tanımaklık seni bu dünyada hem kulçuluktan büyük bir dereceye nemşededi, getiredi. Sen gökteki Huday'ın oğlu ve kızı olasan, oğlu kızı olmak bile bir hatarda onun miras düşeri olasan. Artık senin de günahının ya kanunun kulu emez Huday'ın perzendi. Doğanlar ene bu hoş havar siler için. Eğer kimdir birinin gökteki atasını şu akça tanamagan olsa,
Ya çala tanıdıran bolsa. Ya yerdeki atası tek prosto yakınlaşmaya korku kaptaldan öte gidiyordan bolsanız da bugün besedinler bunu. Kucakla sizlere kucağını açadıran ata yüreği var olan yaradıcı hudaya tarap yakınlaşınlar. Ona yakınlaşmaktan hiçbir zararı görmesinler. Peydası ve Yaman Beyik. Hudaya minnettarlık bildiremiz olanlar. Kulamaz mı şimdi? Perzentimiz. Perzent olanımız için hudaya abla atam atacağınım deyip yüzlerini bilemiz. Perzent olanımız için bugün her birimiz bakı evedi yaşayışı hudayın cennetinde onun miras düşerlerimiz. Bu imanı var olan adamın yerdeki hayatı yani ütkidi de onlar. Ben hudayın perzenti olanlığıma olan imanım benim kimliğimi, özümü yerdeki yaşayışım, hayatımı değiştirdi, ütketti. Hele bugün hudayı tanımayan ben hudayın perzenti deyivem, kul tek yaşadıran adam hele ki atasını tanamagan. Ya tanasayan çala tanagan. Ya atasını bu yerdeki atasının noktayı nazarından karede, şol aynekten karede. Gökteki atasını yakşı tanamagan adamın hayatı hem ütke miydi bu dünyada? Gökteki atasını bol malsı yalı tanagan adam ütkidi ve o hakiki diri hudayın oğlu kızı tek yaşamaya başladı. Ene hoş kavar bunda doğanlar. Bizlerin her birimiz kul tek yaşamayalım bundan artık. Diri hudayın perzentleri tek yaşayalı ve şonda fikirleneli, şonda yüreğimiz olsun, şonda yaşayışımız olsun, hudayın adı bizler de şokratlansın. Ana bunların atası Huday değilsinler. Huday'ın perzentleri bunlar değilsinler. Huday hemen güzel bereketlesin de onlar.